Evet, sırada MGB var. MGB gerçekten beni etkiledi şu anda. Bir anda böyle emrinizdeyiz falan böyle tarzında. Cephaneliği normalde sınıfta hücreleri yani sektör D'de bulunuyordu. Artık sektör 3'te alaylara göre tabii farklı zırhları var. Hepsini tanıtmayacağım. Bazı zırhları falan tanıtıyorum. Benim en beğendiklerimden bir tanesini giyeyim ben. Şu güzel gözüküyor işte kaskından dolayı falan. Zaten genel olarak siyah çok fazla gözükmüyor. Evet MGB'ler. Rahat silahları indir. Silahları indir rahat ol. Gördüğünüz gibi farklı silahlar var. Scar'lar var. M216'lar mı öyle bir şeyler var. M7 çekiş darbesi. Alaylarımız bayağı mevcut. Sırf MGB özel bir video çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Videonun sonunda falan belki bulursunuz. Kanalımda var. Peki MGB'ler. İstediğiniz gibi takılın. Ben biraz tanıtmaya başlayacağım. MGB Vakfın yüksek güvenlik açıklarında görev yapıyor. Bu arada Ecel ben buradan böyle izliyormuş bizi bak. Bak böyle izliyormuş. Caps Lock'la. Neyse. Çok fazla iç içe geçtik. Tamam bir daha gireceğim ben. Öylesine çıktım girdim tamam. Çıktım. Süper. MGB'ler bazı testlerde birçoğunda yine diyelim görev alıyorlar. MGB'lerde nasıl RP yaparsınız? Arkadaşlar MGB olursanız zaten birçok şeye hakim olmuş oluyorsunuz. Yani deminki o VP olup etrafta dolaşan kişi değil de siz gerçekten elit SCP Vakfı hakkında gerçekten bilgili, gerçekten iyi eğime sahip olan biri olmanız gerekiyor ki MGB'ye katılabilirsiniz. MGB'yi herkes almıyoruz çünkü hani elit olsun falan diye. Onun dışında yani ben silahlı personel olacağım ama MGB zorluyor beni diyorsanız GB'ye girersiniz zaten. Güvenlik bölümü. Güvenlik bölümü vakfın genel korumasını sağlar. Vakfın her yerine girişi olmasa da vakfın birçok yerine girişi mevcut. Kendisi güvenlik bölümü testlerde koruma olarak iş görürler. Yani bir GB olmadan aslında bir test yapmak pek doğru olmuyor. Fazla MGB varsa işte yaşatabilir de. Ya genel olarak GB'ler testlerde yardımcı oluyorlar. Sınırda çok fazla iş görüyorlar. Güvenlik bölümleri. Sınıftakilerle çok ilgileniyorlar. Yani görevler arasında çok fazla bunlar var. Evet burada bir kıyafet giyme noktamız var. Böyle elini uzatıp buradan zırhını kıyafetini falan giyiyor. Tabii o bir bug'a mı giyiyor? Yok tamam. Bug'a girmemiş. Gördüğünüz gibi zırhını falan giydi. Buradan farklı alay veya işte rütbelere göre zırhlar var. Kendisine göre uygun olanı giydi. Ve ilerliyor. Burada bazı silah alma noktalarımız var. Gördüğünüz gibi. Bu bölümün silahı P90. Tool'lar arasında P90 var. Glock 18. Yani tabi tercihen oluyor bunda. Telsiz. Başka ne varmış? Sınıfta kartı var. İşte kapıları açabilmek için. Güvenlik kartı var. Bu kapıyı açabilmenize yarıyor. Aslında herkes açamaması gerekiyor. Bunun bölüm yöneticisinin değiştirmesi lazım. Ama kendisi yapmamış. Yapacak bir şey yok. Çıkmıyoruz tabii dışarıda. Öyle. Güvenlik bölümü gayet fazla yerde kullanılıyor. Güvenlik olmadan zaten olmuyor yani. Birinci kategori. Kaos İstancıları. Kaos İstancıları sağlam bir grup. Kendileri yalnızca kaosta kalabiliyorlar. Yani MGB olan biri bir TB de olabiliyor. Ama kaos olan biri yalnızca kaos olabiliyor. Sonuçta vakfa düşman bir grup. Şimdi Kaos arkadaşlar vakfa saldırı yapıyor. Sınıf D'leri kaçırıyor, personelleri öldürüyor. Tüm olayı bu. Gerçekten cool bir grup evet. MGB kadar elit askerler yoktur belki. Alımlar nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Sonuçta ben yöneticiyim yani. Come on. Kaos'la mı uğraşacağım? Kaos dışında farklı saldırgan gruplar var. Yılanın gücü gibi mesela. Bunlar şu an vakıfta açık değil. Bu nedenle göstermeyeceğiz. Bilimsel bölüm. Arkadaşlar bilimsel bölüm gerçekten gerekli bir bölüm. Çok az sayıda personele sahip bir bölüm. Paraya para deme bölüm yöneticimiz. Bilimsel bölüm ne yapar? Bilimsel bölüm test yapar. Bilimsel bölümün gerçekten büyük bir sorumluluğu var. Vakıfta sınıf D'leri eğlendirmek, yani sınıf D'ler, güvenlik bölümü. Bunların hepsini aslında bir bağlama şeyi yapıyor. Dosya var, kamera var. Kamera dediğimde şöyle bir flash atıp resim çekiyor. Bu kadar. Peki AE yani ahlak ekipleri vakfın ahlaki değerini sorgularlar.
insanları sorguya çekerler. Mesela biri küfür mü etti? Hemen sorguya çekerler. Neden falan. Ya da işte biri bir personel yanlış bir durum mu yaptı? Hemen sorguya çekerler. Hepsini göstereceğim. Dragons da gelmiş bu arada. Arkama geçerse sevinirim. Gördüğünüz gibi aileler harbiden böyle şekil. Daha böyle hani tıbbi bölüm personeli gibi. Biz 30 sene okuduk tarzında değiller de. Hani, anladınız mı? Öyle yani. Şeyi var. Ağırlığı var yani böyle. Sanki bana öyle geliyor. Güzel bir bölüm. Benim sevdiğim bölümlerden biri. Yine bu da roleplay imkanı tanıyan bir bölüm olmasa da testlere kadar katılabiliyorsunuz yine de. Yani imkanı var. Çok fazla yerde kullanılabiliyor AE. Ama çok fazla RP yapılmıyor. Hani tıbbi bölüm gibi işte. Bacağım ağrıyor falan. Olmuyor yani o kadar. Ama AE'lere gerçekten sorumluluk düşüyor. S4 artının göremediği sorunları AE'ler, aile ekipleri yakalıyor. Bazıları tabii hepsini yakalayamıyorlar onlar da. Yardımcı oluyorlar yani bize. Burası fazlasıyla karanlık bir yer. İçeriye iki kişiden fazla kişi giremiyor. Işık bu arada neden kapandı? Süpermiş. Bayağı açılıp kapanıyor sürekli. Muhteşem. Güzel yapmışlar. İşte atıyorum karşında bir sınıfta olabilir, bir personel olabilir. Mesela VP buraya mı girdi? Hemen al abi. Hemen soru geçecek. Niye girdin buraya? Pat, küt falan. O kadar da değil de. Niye buraya girdin işte? Ne oluyor? Girmemen gerekiyor bilmiyor musun falan tarzı. İşte uyarıyorlar. Discord'dan rapor ediyorlar kişileri falan. Güzel bir bölüm. Çok fazla anlatılacak da bir şey yok açıkçası. Evet, tıbbi bölümdeyiz. Tıbbi bölümü biraz tanıtayım size. İşte yataklar falan var birkaç tane. İşte şurada küçük bir masa var. Ameliyat masası gibi. Bunları geliştirdik. İşte odaya bir şeyler yaptık. Burada güzel güzel ilaçlarımız var. Bunları alabiliyoruz harbiden. Bandaj mesela. Gelip birine sarabiliyoruz. Pardon, kendimize sarıyoruz da. İşte birine verebiliyoruz. Ne oldu lan demin kişiye? Aşağıdaki dolap yok oğlum. Neredeyse. Bu ilaçları alabiliyoruz. Başkaları almazsa sevinirim. Yalnızca TB'ler alabilir. Bunları içebiliyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kullanışlı. TB gayet iyi. Roleplay imkanlarına gelelim. TB'lere gerçekten işte bir mekanik eklemedik işte. Aşı yapma gibi şeyler var. Bunlar küçük detaylar. Onun dışında hani bir ameliyat masası yapalım. İşte ameliyatta yanlış yaparsan ölsün kişi falan. Yani o kadar programa girmedik. Ama bunlar tabii RP'de dönüyor. Şeyi ben çok öneriyorum size. Burada tüm personelin işi düşüyor. Test sırasında herhangi bir aksaklık oldu ve sınıfta herhangi bir durum gerçekleşti. Bir işte ayağı kırmızı oldu gibi yani basit durumlar. Bunu yalnız böyle yapmayalım. Çok içime girmeyin. Bu tarz durumlarda tıbbi bölüm personelleri testlerde bile yardımcı olabilir. Testlere bile katılabilir eğer testi yapan kişi istiyorsa. Tıbbi bölüm bu anlamda gerçekten başarılı. Roleplay imkanı sınırsız işte. Mesela bir personel şikayete geldi. Atıyorum işte bacağım ağrıyor bana yardım et. Tamam buyurun içeri gelin diyor. İşte içeri ağırlıyor falan. Tıbbi bölüm biraz daha böyle cool bir bölüm. Böyle. Tıbbi böyle. Diğer bölüme geçelim. Peki MVT bölümündeyiz. MVT'yi biraz tanıtalım. MVT neler yapar? MVT ekipleri tabi bu kadar genelde aktif olmuyor sürekli olarak MGB'de. Çünkü ikinci bölüm, ikincili bölüm. MGB bazı vakıftaki sorunlu kutuları tamir ediyor. Hani oyuna getirdiğimiz bir özellik bu. Onun dışında RP'ler sonsuz sayıda yapılabilir. İşte şura bozulmuş, kapıyı tamir edeyim, bilmem ne olmuştur, şuna bakayım falan. Ha yine burada peki. Peki Crazy Hero beni TP'ledi. Şimdi şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi başkaları gelmeden hemen yapayım da ben bunu. Bozulan böyle kutular oluyor. Dumanlar falan çıkıyor. Böyle sparklar çıkıyor. Yıldızlar falan çıkıyor. Bunları Mehmet'e geliyor. Böyle tamir ediyor. Bir dakika yaklaşayım biraz. Gördüğünüz gibi çıt 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 tamir etti hemen. Böyle dumanlar falan gitti. Mehmet'te böyle bazı görevler var. İşte elektrikle alakalı şu an hiçbir şey yok Mehmet'te de. Bu kutulardan vakfın birçok bölümünde var. Sektör 3'te var. Buralarda var. Bazı SCP'lerin odalarında var. Bunları işte bazen kontrol etmeleri gerekiyor. Test esnasında falan bu yani MVT'ler kullanılabiliyor bazen. O 5 sekreterleri. Daha doğrusu asistanlar. Asistan aslında.
Daha doğrusu asistan dememiz gerekiyordu. Biz buna O5S demeye başladık. Yani O5 sekreteri. Asistanlar. Asistanlar ücretli bir şekilde bu bölüme katılmışlar. Kendileri seviye 4 ve artı olabilmek için seviye 4 ve artılarla daha iyi geçinebilmek için bunu aldılar. Asistan olan kişiler bir seviye 4 ve artı kişinin asistanı oluyorlar. Mesela Saitonin'in bir asistanı var. Mesela o Ecelmen atıyorum. Şu an bilmiyorum. Ecelmen Saitonin yani o 5 kişinin seviye 4 ve artı kişinin sürekli etrafında dolaşıyor. İşte sürekli onun alımlarını yapıyor mesela diyor. İstiyorsa tabii o 5. Forumlara onlara bakıyorlar. Hani geleceğin S4'ü olma yolunda ilerliyorlar mantığında. Yani sürekli bir seviye 4 ve artı ile beraber oluyorlar. Ya bu aslında çok hoş bir özellik onlar için. Ücretli olması gerekiyordu tabii bunun. Üretim bölümü. Üretim bölümü vakfın yemek ihtiyacına kadar karşılıyor. Açıkçası gerçekten yararlı bir bölüm. Yani üretim bölümü oyunda olmadığında açlıktan ölüyoruz tarzında şeyler yok. Ama hani bizim kurguladığımız kadarıyla üretim bölümü bunu yapıyor. Besin üretiyor, bilimsel araştırmalar yapıyor işte. Gördüğünüz gibi kişinin böyle küçük böyle el hareketleri falan çalışmasına imkan sağlıyor. Çok fazla hani şey yok, ekstra bir şey yok. Onun dışında güzel bir kıyafet standı yok diyemeyeceğim. Yok yani. Gerçekten bence berbat kıyafetler. Yani beyaz bir önlük bence çok daha fazla yakışıyor üretim bölümüne. Yani yeşil hiç çünkü gerçekçi değil yani. Yeşil bir şey kotu ile gezen yok yani. RPX yaptı. Evet biliyoruz. Peki burada çok güzel bir sistem var ama. Bu gerçekten güzel bir sistem. Mesela burada güzel RP'ler dönebilir. Mesela tıbbi bölümün sağlık ürünlerine ihtiyacı var. Stokları bitti. Anladın mı? Buradan giriyor übe personelleri. Sağlık ürünleri çıkartıyor. Buradan stoklar birikiyor. Daha sonra vakıf personellerini çağırıp bunları taşıttırıyor. Puh, süper fikir değil mi? Yani bence oyunun en güzel RP'leri bu şekilde dönüyor. İşte VP'lerin dahil olduğu, işte bazı ikinci bölüm personellerin dahil olduğu şeyler, RP'ler. Bunlar çok güzel oluyor. Evet, vakıf personeli. En güzel bölümlerden bir tanesi. Paspasçı eleman diyorum ben bunlara. Şu an uydurdum bu arada. Vakıf personellerini biraz tanıtalım. Şimdi bu vakıf personelleri aslında şey için eklendi. Seviye 0 olan arkadaşlar, daha yeni vakfa katılmış olan arkadaşlar oyuna bir girsinler. İşte oyunun ne olduğuna küçük bir aşina olsunlar. İşte kişileri tanısınlar. Burada işte yemekhanede bunlar hizmet veriyorlar falan. Tamam, bir süpürge aldım ben, süpürge. Tamam. Buradan çıkalım. Öf. Tamam, çok fazla oldu. VP'ler bu arada herkes VP olabiliyor. Sadece seviye 0'lar değil, seviye 0 ve üzeri olan herkes VP olabiliyor. Peki, vakıf personelleri seviye 0 olduğunuzu düşünürsek etrafta temizlik yaparlar. Böyle bir animasyon falan var. Elini uzatıyor o kadar. İşte etrafı siliyorlar. Temizlik. Paspas. Kir çöp falan. Onun dışında yemekhaneyle uğraşıyorlar. Yemekhaneye şuradan gidelim. Mesela vakıf personellerinin şöyle bir şey yaptık. Buraya küçük bir mekan hazırladık vakıf personellerine. Vakıf personelleri burada hizmet veriyorlar. Güvenlik bölümlerine gelen işte her kimse, hangi personelse burada kendilerine içecek, yemek, ikramda bulunuyorlar. Vakıf bunu sağlıyor vakfımız. Öyle. Yani vakıf personelinde çok güzel RP'ler dönebilir aslında. Gelirseniz eğer, VP olursanız. Ben bazen oluyorum, güzel oluyor yani. Onun dışında gelin tıbbi personellerle biraz bunu göstermeye çalışayım. Mesela bu tarz kutular oluyor. Üretim bölümünün ürettiği kutular bunlar. Bu kutuları böyle taşımamızı istiyorlar. Neden? Vakfın taşımacılığa ihtiyacı var. Sonuçta bölümler arası bir şeyler taşıyoruz.